Değerli arkadaşlar 5. videomuzda hizmetinizdeyiz. Ee, sorularımızı bitirdikten sonra birkaç tane güncel bilgimi sizlerle paylaşacağız. Ee, bu arada videolarımıza yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Hemen başlıyorum. Normal hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi kanunlarla aynı basamaktadır? Bir kere bir şeyleri hatırlamakta fayda var. Normal hiyerarşisinin fikir babası, fikir babası buna hukuk üçgeni de diyorlar. Danimarkalı Kelsen'di arkadaşlar. Kelsen. Ve bu hiyerarşide kanunlarla aynı basamakta olup kanunlara eş değer olan metinler vardı. Şuraya yazıyorum. K diyorum kanun. Arkadaşlar kanunlarla aynı katta oturan uluslararası antlaşmalar var. iç tahadı da birleştirme kararı var. Bir de OCK var. OCK neydi? Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Dolayısıyla cevabımızı bulduk. E şıkkındaki milletler arası antlaşmalar neyle aynı basamakta? Kanunlarla. Birbirlerine ne nedirler arkadaşlarım? Eşdeğerdirler. Şu anayasa kanunun üstüdür. Diğerleri ise arkadaşlar bu kanuna göre aşağıda alt katta kalıyor. Gelsin ikinci soru. Devlete yaptığı bir hizmetten yararlanmak karşılığında bu hizmetten yararlananlarca ödenen parasal bedele verilen ad aşağıdakilerden hangisi? Yani daha anlaşılır hale getirelim. Siz bir hizmet alıyorsunuz. Bu hizmetten dolayı devlete bir ödeme yapıyorsunuz. Bunun adı nedir diye soruyor. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Harç kelimesi bizi hizmete götürecek. Mesela üniversite okuyorsunuz, üniversitede eğitim hizmeti alıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim neyi yatırıyorsunuz ayrıca? Tamam. Vergi neydi arkadaşlar? Vergi kazancı olan herkesin kazancına göre ödediği miktardır. Şerefiye neydi değerli arkadaşlar? Bir malın bir gayrimenkulün özellikle aniden kıymetlenmesinden dolayı alınıyor. Ani kıymet parası halk arasındaki adı hava parasıdır. Para fiskal gelir devletin kurumlarına standart aralıklarla yatırılan örneğin BES, bireysel emeklilik sigortası gibi. Sübvansiyon ise devletin karşılıksız, borç olmadan hibe şekilde para vermesidir arkadaşlar. Mesela bir banka batacaksa devlet para veriyor. Sen batma çünkü zincirleme olay olabilir. Ben sana bu kadar parayı ücretsiz veriyorum. Yani hibe ediyorum diye biliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında değildir? Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Suçun unsurları Normalde üç ana başlık bizi kurtarır. Suçun kanuni unsuru var, suçun maddi unsuru var, suçun manevi unsuru var. Bir de hukuka aykırılık var, o bir şey. Arkadaşlar kanuni unsur neydi? Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bunun bir adı kanunilik, diğer adı tipikliktir arkadaşlar. Diğer adı da belirlilik. Belirlilik, tamam mı? Dolayısıyla suçun unsurları arasında tipiklik varmış. Bunu bulduk. Hukuka aykırılık varmış arkadaşlarım. Tamam. Ee, tipiklik, kasıt, fail ve bağlayıcılık arkadaşlar. Şimdi buraya doğru dalalım. Suçu manevi unsurları iki tanedir. Bir kasıttır. Yani kasıt bilerek, isteyerek, planlayarak yapmak. Bir de taksir var. Taksir yani bilmeden, istemeden, kazara değerli arkadaşlar suça karışmak. Bir de suçun en karabalık unsuru var. Maddi unsur var. Fail var, fiil var, hareket var, netice var, illiyet bağı var. Var da var arkadaşlar. Şimdi burada faili bulduk, kastı bulduk. Tipiklik dedik, hukuka aykırılık dedik. Arkadaşlar bağlayıcılık hukukun yaptırımıdır. Yani bu işin neticesidir. Suçun unsuru değildir değerli arkadaşlar. Peki. Gelsin dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde uygulanan hükümet sistemlerinden değildir? Yalnız soruda bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye demiyor. Türk tarihi. Yani biz içine kimi de alacağız? Osmanlı'yı da alacağız. Selçuklu'yu da alacağız. Türk tarihi diyor arkadaşlar. Türk tarihinde monarşi var. Yani krallıklar, padişahlıklar var. Parlamenter sistem var. Biz 61 ile başladık. 82 ile uyguladık. 2017'ye kadar. Meclis hükümeti sistemi 21 anayasasını uyguladık. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline 2017'de geçiş kararı aldık referandumla. 2018 seçimiyle geçtik. Türkiye'de Başkanlık sistemi veya Türk tarihinde başkanlık sistemi hiçbir zaman uygulanmadı. Ama şöyle diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli neyi andırır? Andırır neye benzer? Başkanlığa. Ama bu bir başkanlık sistemi değildir değerli arkadaşlar. Yukarıdaki anayasalardan hangileri yasama yorumunu kabul etmemiştir? Şimdi bunun ne olduğunu anlayalım. Yasama yorumu nedir? Normalde an itibariyle şu an bizde yasaları kim çıkartıyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Kanunları kim çıkartır? TBMM çıkartır. Normalde meclis kanunu çıkardı, onun işi bitti. Sonra Cumhurbaşkanlığı gider, sonra da yayınlanır ve yürürlüğe girer. Olay bu. Ama şu 24'te TBMM kanunu çıkarıyor, işi bitmiyor. Çıkardığı kanuna bir de yorum yapıyor. Yani kanunları yorumlama yasama yorumu 24 Anayasası'nın karakteristik özelliğidir. Bir tek bunda var arkadaşlar. Dolayısıyla hangileri yasama yorumunu kabul etmemiştir dediği için 61 ve 82'de yoktur. Yasama yorumu hangisinde vardır diye sorumuz böyle olsaydı o zaman da 24'ü işaretlerdik. Kabul etmemiştir, C seçeneğini işaretliyorsun. Günümüzde yasama yorumu yoktur değerli arkadaşlar. 82'ye göre aşağıda verilen haklardan hangisi? Önceden izin almak koşuluna bağlıdır. Şimdi biz burada ne anlayacağız? Bu 5 taneden 4 tanesinde ne yokmuş? İzin yokmuş. Gelin bunu beraber bulalım arkadaşlar. Türkiye'de an itibariyle dernek kurmada, basım evi kurmada, sendika kurarken, siyasi parti kurarken artı artı süreli ve süresiz yayınlarda bir de toplantı ve gösteri yürüyüşünde. Şimdi buyurun beraber bir daha tekrar edelim dernek kuruyoruz, basın evi kuruyoruz, sendika kuruyoruz, siyasi parti kuruyoruz, süreli süresiz yayın çıkartıyoruz, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıyoruz. Bunlarda ne almıyoruz? İzin almıyoruz. Ama vakıf izin artı tescil ister bizden. Yukarıdakilerden hangileri istisnayen yargısal denetime tabi olan parlamento kararlarındandır? Canlar parlamento kararlarında normalde yargı yolu kapalıdır. Ana kural budur. Parlamento kararlarına 3 tane hariç 3 tane hariç yargı yolu kapalıdır. Nedir bunlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç düzüğü, yasama dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilliğinin meclis tarafından düşürülmesi. Bakalım. İkinci öncülde dokunulmazlık kaldırma var. Üçte meclis üyeliği düşürülmesi kararı var. Bunlar parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açık. Bir diğerine de iç düzük ama burada o yok. Seçimleri yenileme kararı. Yargı yolu kapalı olan bir parlamento kararıdır. Unutmayın parlamento kararları doludur. Sayfalar dolusudur. Yargı yolu kapalıdır. Kaç tanesi hariç? Üç, Üç tanesi iç düzük dokunulmazlık vekilliği düşürmek. Tamam mı? Dolayısıyla biz burada neyi işaretliyoruz arkadaşlar? İki bir üçü. Şunu da hatırlayalım. Dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılan, üyeliği meclis tarafından düşürülen milletvekilimiz, milletvekilimiz 7 gün içinde nereye gider? AYM'ye, Anayasa Mahkemesi'ne cevap kaç günde gelir? 15 gün. Çok iyi. TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde Yalnızca boşalan üyelikler için yapılan seçime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Birebir KPSS sınav sorusudur. Boşalan üyelikler için sadece boşalan yerde yapılan seçime ne denir arkadaşlarım? Ara seçim denir. Şöyle olsaydı, vaktinden önce yapılan seçim nedir deseydi o zaman da erken seçimi işaretlerdik. Bu arada Türkiye'de bütün seçimler kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçime yeterlilikleri arasında yer almaz? Milletvekili olmak istiyorsa kısıtlı olmayacağız. Mahcur, mahcur olmayacağız. E, taksirli suçlar o kalsın. TC vatandaşı evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağız. Her arkadaşım çifte vatandaşlık burada herhangi bir engel oluşturmuyor. E, 2017 kuralı artık 25 değil 18 yaşını doldurmak oldu. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmayacağız. B şıkkı şöyle olacaktı arkadaşlar. E, Taksirli suçlar hariç kasıtlı suçlardan bir yıl ve daha fazla hüküm giymemek olması gerekirdi. Ama burada tabii ki yanlış verilmiş. Gelsin 10. soru. Cumhurbaşkanı ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi? Yanlıştır. Cumhurbaşkanı ve yanlış. Varsa milletvekilliği sona erer. Gayet tabii. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olanlar milletvekilliklerini tabii ki kaybediyor. Eğer vekil olan biri bu göreve gelmesi. Varsa siyasi partiyle ilişki kesilir. Hayır. Canlar Türkiye 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli modeliyle partili Cumhurbaşkanlığı dönemine geçmiştir. Seçimi iki turdur. O hal ilan edebilir 6 aylığına en fazla. En çok iki defa seçilir. Bu bilgilerimiz klasik ve doğru bilgiler. 2018'de yapılan düzenlemeyle bir bakanla en çok kaç tane bakan müşaviri atanabilir? Burada müşavir kelimesini açıklayalım. Müşavir danışman demektir arkadaşlar ve istisnai memurdur. E, 2018 kuralı bir bakana örnek veriyor Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e en çok 15 tane müşavir atanabilir yani danışman. Yukarıdakilerden hangileri yargısal denetime tabidir? Memura verilen uyarma cezaları ki bunlar neydi? Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe, durdurma ve men. Hepsine yargı yolu açıktır. Bir taneyi bulduk. HSK'nin meslekten çıkarma kararı Hakim ve Savcılar Kurulu'nun meslekten ihraç kararına 2010 yılında yargı yolu açılmıştır anayasa değişikliğiyle. Yaş yüksek askeri şuranın terfi nedeniyle emekli ayırma kararı yargı yolu kapalıdır. yaşın iki kararına kapalı. Nedir bunlar? <laughs> terfi ve emeklilik. HSK'de ise bir taneye açık. Nedir bu? Meslekten Hemen arkadaşlar. Hangisi denetime tabidir dediği için ne oldu? Cevabımız 1 ve 2 oldu. 82'ye göre Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç daire halinde çalışır? Bir şey özetleyelim. Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç kişidir deseydi 13. Kaç daire dediği için 2 daire. Bunu işaretliyoruz. 13 üyenin 7 tanesini meclis seçiyor. 4 tanesini cumhurbaşkanı. Adalet Bakanı 12. E bir de Adalet Bakanı Müsteşarı var. 13 üyemiz oluyor. Görev sürelerini sorsaydı 4 yıl ve tekrardan da seçilebilirler diye Peki. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın denetim alanına girmeyen kurumlardan biridir? Yani soru diyor ki bizim para sayan Sayıştay'ımız ki meclis adına çalışır. Başkan ve üyelerini de meclis seçer ve görevden alır. Hangisini denetleyemez? Kitler, kamu iktisadi teşebbüslerini denetler. iktisadi devlet teşekkürlerini denetler. Genel bütçeli kuruluşlar, katma bütçeli kuruluşlar. Bakın arkadaşlar bunları bilmek zorunda mıyız diye düşünebilirsiniz. Hayır. Bakın bunların hepsi devletle ilişkili olanlar. E o da devlet adına paraları sayıyor. Özelleştirilmiş kuruluşlar Sayıştay'ın alanına girmez ama gene ben size ek birkaç bilgi vereyim. Sayışlay nereleri denetleyemez hesaplarını. Meclis adına çalışıyor ama meclisin hesaplarını Sayıştay inceleyemiyor. Sayıştay köylere giremiyor ki mantıklı değil. Dünya kadar köy var arkadaşlar. Sayıştay meslek kuruluşlarını denetleyemiyor. Buna da özellikle dikkat etmekte fayda var. Bir de siyasi partilerin mali denetimi. Meclis, köy, meslek kuruluşu ve partilerin mali denetimini sayışlar yapmaz. Şöyle düşünebilirsiniz. Servan Hocam sayışlar partilerin mali denetimini yapmıyor muydu? Hayır. Partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Yapar. Yaparken kimden yardım alır deseydi sayıştay derdi. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisinde hiyerarşi ilişkisi söz konusu olamaz? Ee, soruyu şöyle ters çevirelim. Hiyerarşi yoksa demek ki idari vesayet var bir tanesinde. Belediye Başkanı Fen Müdürünü denetlerse amiri ast alt üst ast üst diyorlar ya arkadaşlar. Ya da daha basit bir deyimle yukarı aşağı denetim. Belediye Başkanı kendi çalışanını denetliyor. Burada hiyerarşi var. H harfini yazıyorum. Vali kaymakam, vali üst kaymakam alt arkadaşlar hiyerarşi var. MİT Başkanı kime bağlı? Cumhurbaşkanına. Dolayısıyla ast üst var hiyerarşi. Kaymakam belediye denetlerse ne olur? Kaymakam bir devlet tüzel kişiliktir. Belediye ise kamu tüzel kişiliktir. Bir devlet tüzel, kamu tüzeli denetlerse bunun adı hiyerarşi olmaz. Ne olur? İdari vesayet olur. İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürü denetlerse üst altı denetliyor, hiyerarşi oluyor. Peki hemen birkaç tane güncel bilgi söyleyelim kardeşlerimize. 2024 yaz olimpiyatları nerede gerçekleşecek? Fransa'da, Paris'te. Paris'te arkadaşlarım. Türkiye'miz 12 farklı branşta Olimpiyatlara katılma hakkını şu ana kadar elde etti. Bir diğeri uluslararası ceza mahkemesi biliyorsunuz burada İsrail soykırımla yargılama aşamasında. Peki bu davayı ilk açan ülke kimdi? Yani İsrail soykırım yapıyor e, iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Bu cesareti gösteren ülke kimdi? Bu işe kim öncülük etti? Güney Afrika Cumhuriyeti, ÖSYM bunu sormalı arkadaşlar. Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye ve İspanya'da davaya müdahil oldular. Davaya müdahil oldular. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir? Antonio Guterres arkadaşlar. Yazıldığı gibi telaffuz ediyorum. BM Genel Sekreterleri 5 yıllığına seçilir ve aynı kişi 2 defa bu görevi icra edebilir. Peki yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.